Tekrardan selamlar dostlar, ben Yiğit, Düşük FPS Oyun kanalına ve güzeller güzeli atak operatörümüz IQ'nun rehber videosuna hoş geldiniz. Monica Weiss, yani IQ, 38 yaşında ve 1 Ağustos doğumlu. 1 metre 75 santim boyunda ve 70 kilogram ağırlığında olan IQ, 1 armor 3 speed değerlerine sahip atak operatörlerinden birisi. Kolunda takılı olan Spectra isimli cihazla defans takımının kullandığı tüm elektronik cihazların yerini saptayabilen IQ, doğru ellerde hem inanılmaz bir destek operatörü hem de bol kill alabileceğiniz bir operatör haline dönüşüyor. Bu kısa tanıtımdan sonra hızlıca silahlarına geçersek. Birinci silahlarımız arasında 2 adet Assault Rifle ve 1 adet LMG'miz var. İlk silahımız AUG A2, birçok oyundan tanıdığımız bir silah. Bu oyunda da gayet etkili ve dengeli silahlardan birisi. Dürbün olarak ECOG ya da daha yakın oynayacağımız için diğer sitelerden birisini kullanabilirsiniz. Silahın kendiliğinden bir kabzası olduğu için bu silah kabza takma imkanımız yok. Namlu ucuna ise tam olarak bir türlü karar veremesem de flash hider veya kompansatör takabilirsiniz. İkisinin de çok farkı olduğunu düşünmüyorum. Kendiniz deneyimleyip bir karar vermesi sizin için daha iyi olacaktır. Yine yakın oynayacaksanız eğer lazer takmanızda da fayda var. Bu arada 42 hasar gücüne, 720 ateşleme hızına ve 30 mermilik kapasiteye sahip. Geçelim ikinci silahımız 552 komandoya. 48 damage 552 komandoyu bu oyundaki en yüksek hasar gücüne sahip 2 assault rifle'dan biri yapıyor. Lakin ateşleme hızının 690 gibi düşük seviyelere yakın oluşu biraz üzücü. Ayrıca şarjör kapasitesi de birçok silahta olduğu gibi 30. Silah eklentilerimizde dürbün olarak yine ECO kullanabiliriz. Ama benim tercihim holo veya refleksten yana oluyor. Namlu ucuna flash hider ve kabza olarak da vertical grip takmalı. Ayrıca yakın oynayacağımız için lazeri de kullanmalıyız. İki silahımız arasında biraz karşılaştırma yaparsak, iki silahımız da her ne kadar güzel olsa da Pro League'de bugüne kadar AUG ile oynayan bir oyuncu görmediğimi söylemekte yarar var. Yani pro oyunculardan daha iyi biliyor olamam bazı şeyleri. Kısaca ilk tercihiniz komando olmalı ama AUG'u da asla yabana atmamalısınız. Ayrıca iki silah da çok zor kontrol edilebilen silahlar değil. Şimdi geçelim üçüncü silahımız olan LMG'ye. G8A1 bana kalırsa an itibariyle oyundaki en kötü LMG'lerden birisi ve AUG gibi, komando gibi seçeneklere sahipken tercih edilmemesi gereken bir silah. Yine de bahsetmek gerekirse 37 damage, 850 fire rate ve bir LMG için düşük olan 50 mermilik kapasiteye sahip. Herhangi bir sight'ı, kompansatörü ve vertical grip takmalısınız. Lakin casual yahut rahat maçlar dışında çok tercih etmemelisiniz. Yine de deneyimleyin. Belki kim bilir ustası olacaksınız. Tabancamız ise tüm Alman operatörlerinde olduğu gibi tek seçeneğimiz olan P12. 44 damage'inin yanında 15 mermilik kapasitesi ve sekmen yapısı onu gayet değerli kılıyor. Muzzle brake ve lazer takmamız gereken eklentiler. Lakin dedektörümüz ile yapacağımız elektronik alet tespit ve temizliğinde tabancaya geçtiğimiz ve bunu genelde alt kat, üst kat ya da duvar arkasından yaptığımız için sessiz olmayı tercih edebilirsiniz. Yani muzzle brake yerine susturucu da takabilirsiniz. Yalnız susturucu taktığımızda silahımızın hasarı 37'ye düşüyor. Bu göze almamız gereken bir fedakarlık olabilir. Gadgetlarımızda ise 3 adet bridge charge ya da 2 adet el bombamız var. Tabii ki seçeneğimiz sadece 3 operatörde bulunan el bombaları olmalı. Şimdi güzel IQ'nun dedektörünün ne gibi işlere yaradığından bahsedelim. Başta da belirttiğim gibi tüm elektronik cihazları tespit etmeye yarıyor bu dedektör. Kameralar, Valkyrie'nin gizli kameraları, Mute'un jammerları, Bandit'in aküleri, Jäger'in ADS'leri, Kapkan'ın tuzakları, Legion ve Elan'ın mayınları, Echo'nun yokais. Hatta Smoke zehirli gazlarını patlatmak için bir yere koyduysa onları da fark ediyor. Bunlar dışında Vigil'in dronlara gözükmemesini sağlayan özelliği aktifken Vigil'in yerini yine puls kalp atışı sensörünü çalıştırdığında sensörü yani pulsu bu dedektörle yakalayabiliyorsunuz. Ayrıca kameralara bağlanan operatörleri de yine bu dedektörle görebilirsiniz. Bununla da bitmedi. Takım arkadaşınız Dokka bir rakibinizin telefonlarını aradığında telefonu kapatmak için çıkaran tüm operatörleri bu dedektörle görebilirsiniz. IQ sürekli dolaylı yoldan buff yiyen ve bence değeri çok fazla bilinmeyen bir operatör. Bir süredir oyuna eklenen yeni operatörlerden tümü elektronik cihazlara sahip ve bu sürekli IQ'ya yarıyor. Yine 5 Haziran'da oyuna gelecek iki İtalyan defans operatörlerimizin cihazları da IQ'nun dedektörüyle fark edilebiliyor. Hatta tam emin olamasam da bazı operatörlere eklenecek yeni gadget'ımız kurşun geçirmez kamerada bu dedektörle görünür diye düşünüyorum. IQ ile neler yapabiliriz diye kendimize sorarsak. IQ bana göre hem destek hem de frag üzerine oynanan bir operatör olmalı. Hızınız, hitbox'ınızın düşük oluşu ve güçlü silahlarınızla bol bol kill peşinde koşarken yine takım arkadaşlarınızın fark edemediği yahut fark etmekte zorlanacağı defans ıvır zıvırlarını bulmak önceliğiniz olmalı. Öncelik demişken, eğer rakipte Valkyrie varsa ve dışarıya kamera attığından şüpheleniyorsanız ilk işiniz bu kameraları tespit edip kırmak olmalı. Ve tabii ki Legion'ın neredeyse görünmez mayınları da önceliklerinizden biri olursa takım arkadaşlarınız epey rahatlar.
Ayrıca Ekon'un drone'unu imha etmek de takımınıza ve size epey fayda sağlar. Bunları illa sizin imha etmenize gerek yok. Ben IQ'yum diye kendinizi fazla kısıp tüm elektronik aletleri patlatmaya çalışıp keklik gibi elinizde tabancayla gezmeyin. Neyin nerede olduğunu güzelce info verseniz dahi takımınıza epey katkı sağlarsınız. Misal bomba atacağı yerde Jaeger ADS'i olan bir takım arkadaşınızın bir bombasından olmasını engellemek gayet iyi bir faydadır. Yani temizleyebileceğiniz şeyleri temizleyin, diğerlerine de güzelce infosunu verin. Bu arada da bolca kil almayı unutmayın. IQ'dan da bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yarın Bandit Rehber videosu ile karşınızda olacağız. Twitch yayınlarımızın linkini aşağıda bulabilirsiniz. Her gün sabahlara kadar yayın yapıyoruz. Şimdi IQ oyun içi görüntüleri geliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sendrom var, onu götür. Mir ums Herz so wohl. Ich schau ins tiefe Tal hinab ins schöne Land Tirol. Ich seh die weißen Nebel ziehen, die Sonne scheint ins Quell. Tiroler Land, mein Heimatland, ich lieb dich ohne Ende. Und keinen Streit der Welt, solang auf meinen sicheren Schuss ein Gansbock runterfällt. Die Berge sind mein Gotteshaus, der Jodler mein Gebiet. Ich hoffe, dass der Herrgott mich und mein Gebiet versteht. Bergnatur und lieb die Blärmel heiß, den Eumarausch und Enzian und auch das Edelweiß. Den Jodler und den Zitterklang hör ich fürs Leben gern. Jetzt hört's mir zu, ihr lieben Leid, jetzt wird's ein Jodler hören. Begrabt ihr mich im Tal herunter, dann steig ich selber rauf und jode noch aus voller Brust vom Berg ins tiefe Tal hinaus ins schöne Alpenland zum allerletzten Mal. Nice. In Deutschland muss
Biohazard. Sorry. Hele mavi tutuyor Serzo. Auf dem Tanzboden bei der Wirtin zum Stern sind die Burschen im Samstag so gern. Weißt du, so fesch ist auch die Reschi, blonde Madeln gibt. Drum ist in der ganzen Gegend doch das Tanzen so beliebt. Alles juckelt, alles klettert und lacht, dass der Tanzboden nur so zittert und kracht. Die Musikanten spielen zimtig und ein bisschen modern. Auf dem Tanzboden bei der Wirtin zum Stern. Weil uns der Tanzboden frei. Dreseige, bring nur Mass. Aber frisch vom Fass. Auf dem Tanzboden bei der Wirtin zum Stern sind die Burschen im Samstag so gern. Are you kidding me?